ushbu sonni hisoblaymiz. Buning uchun iltizosdagi ifodani quyidagicha o'zgartirib yozamiz. 4 qo'shuv 4 iltizosda 3 qo'shuv 3. Ikkinchi iltizosdagi ifodani 4 ayro 4 iltizosda 3 qo'shuv 3. Deb yozamiz. 3 iltizosda 3 ning kvadratiga teng. Shu sababli iltizosdagi ifodani biz 2 qo'shuv iltizosda 3 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Xuddi shuningdek, iltizosda 3 ning kvadrati bo'lganligi sababli 2 ayro iltizosda 3 ning kvadrati deb yozamiz. U holda birinchi iltiz 2 qo'shib iltizosda 3 ga, ikkinchisi esa 2 minus iltizosda 3 ga teng bo'ladi. Bir-birini yo'qotadi va 4 ni hosil qilamiz. Endi xuddi shu misolni ikkinchi xil yechish yo'lini keltiramiz. Biz bu ifodani x bilan belgilaymiz. Bu x musbat son. X ning kvadratini hisoblaymiz. X kvadrat. Mana bu ifodaning kvadratiga teng. Endi a plus b ning kvadrati formulani qo'llaymiz. Bu holda birinchisining kvadrati 7 qo'shib 4 iltizosda 3 ga teng. Qo'shib 2 ko'paytiruv a b iltizosda 7 qo'shib 4 iltizosda 3 7 minus 4 iltizosda 3 plus b kvadrat 7 minus 4 iltizosda 3 4 iltizosda 3 va minus 4 iltizosda 3 bir-birini yo'qotadi. 7 qo'shib 7 teng 14 qo'shib 2 iltizosda mana bu yerda a plus b, a minus b formulani qo'llaymiz. Bu holda 7 ning kvadrati minus 4 iltizosda 3 ning kvadrati. Teng 14 qo'shib 2 49 minus 16 ko'paytirib 3 48. Demak bu 1 ga teng, ildizdan 1 chiqadi, 2, 16. Shunday qilib x kvadrat 16 ga teng bo'ldi. U holda x teng 2 ta hol bo'lishi mumkin. X 4 ga teng yoki x minus 4 ga teng. A berilgan son musbat son edi, shuning uchun x minus 4 ga teng bo'la olmaydi. Javob 4 ga teng. Quyidagi ifodani hisoblaymiz. Buning uchun dastlab iltizosda 7 qo'shib 4 iltizosda 3 ni hisoblaymiz. Iltizosdagi ifodani 4 qo'shib 4 iltizosda 3 plus 3 deb yozish mumkin. Chunki 4 qo'shib 3 7 ga teng. Buni ham o'z navbatida 2 qo'shib iltizosda 3 ning kvadrati deb yozamiz. Bo'lsa 2 qo'shib iltizosda 3 ga teng. Endi bu o'rniga qo'yamiz. Bu holda teng iltizosda 15 minus 4 ko'paytiruv mana bu ifoda bunga teng bo'ldi. 2 qo'shib iltizosda 3
тең. Изостыда 15 минус 8, 4 кепайтыр 2, 8, 7 болады. Минус 4 изостыда 3. Изостыдаги ифаданы 2 минус изостыда 3-нин квадраты дебилашын. Бұндан 2 минус изостыда 3. Şunda kalıp bölgen ifada 2 minus izostu 3 keteyin kutu. Üç bir ifadanı hesaplayınız. Dostlar, deyin. Bu yerde a plus b, a minus b formuladan faydalanmamız. O halde 9'nin kvadratı минус изостыда 65-нин квадраты. Тең. 81 минус 65. 16. 4 кетейн. Шунда кылып берилген ифада 4 кетейн болду. А бу сан 14-тан канчага кем? 14'ten 10 geçer. Demek cevap 10. Gördüğün ifade 14'ten 10 geçer. Eğer bana bunda teni verilgen olsa, o halde bu denge sabrediniz. Bunu tapış için biz bunu x katında bulamız. X musbat son. Bu yani bu iki teğendiğini birbirine köpaytıramız. Yani çap kısmını çap kısmıya, on kısmını on kısmıya köpaytıramız. Çap kısmı da a minus b, a plus b formülünü kullanıyoruz. Bu halde izostada t derecesi 5, 3, sinin kvadratı. Bir köpaytır x. Teğini de pas okularımız. Yani birinci ifade t derecesi 5 koşu 3 getirdiğimiz. İkincisi t derecesi 5 minus 2 getirdiğim. Sin x. Yani ifadeyi sadalaştıralımız. T derecesi 5 minus T derecesi 5 bunun birbirini yapatalım. 3 minus minus 2 3 plus 2 5 demek x deyin 5 ke. Şunu da yakalım. Eğer bu 1 keteyim olsa bu ifoda 5 keteyim iken. Üç bir ifadanı sadalaştıralımız. Bunun için biz dastlab mana bu sonunu bu sonuna köpaytıramız. Ve ahirki iki tasallarını köpaytıramız. Bunun için biz a plus b, a minus b formuladan faydalanırız. Bu halde yani mana şu kısmının özü yani mana bu kısmı teng bo'ladi. İzostada 2'nin kvadratı minus bana bu ifadenin kvadratı. Yani a plus b, a minus b formülü formülü. Şimdi izostada 4 minus 2 minus izostada 2 plus izostada 3. Tem. 2 minus. Şunu yapalım. Ahirge 2'de sonlarını köpeltmesi. Bana bu sanki tengi oldu.
Endi bunu ikkinchi songa ko'paytiramiz. Mana bu songa. Bu holda ikkinchi ish. Mana bu sonni ko'paytiramiz. Mana bu songa. Bu holda ularni ko'paytirmasa, ildiz ostida 2 ning kvadrati yana a plus b a minus b formulani qo'llaymiz. Минус, ildiz ostida 2 qo'shilib, ildiz ostida 3 ning kvadrati. Okay. 4 minus 2 minus ildiz ostida 3. Ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ga teng bo'ldi. Bu sonlarni ko'paytmasi va nihoyat endi bu sonni mana birinchi songa ko'paytiramiz. Yana a ildiz ostida a plus b a minus b formulani qo'llaymiz. Bu holda ildiz ostida 2 ning kvadrati minus ildiz ostida 3 ning kvadrati bekeramiz. 4 minus 3 teng 4 minus 3 1 ga teng, ildiz ostida 1 1 ga teng. Shunday qilib berilgan ifodaning qiymati 1 ga teng bo'ldi. Ushbu ifodani hisoblaymiz. Buning uchun biz a kub plus b kub formuladan foydalanamiz. Ildiz ostida bu formulaga ko'ra 65 qo'shilib 35 ko'paytirib 65 ning kvadrati minus 65 ko'paytirib 35 plus 35 ning kvadrati 10 ning kvadrati 100 ga teng minus 90 65 qo'shib 35 100 ga teng 100 bilan qisqaradi. Endi qolgan ifodada 2 marta 35 ko'p 65 ko'paytirib 35 kelyapti. Shu sababli biz qolgan ifodani quyidagicha yozamiz. Endi bu ifodadan biz bu yerda biz a mana bu ifodani a minus b ning kvadrati ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni a ning o'rnida 65, b ning o'rnida 35 kelyapti. 65 minus 35 ning kvadrati. Ya'ni a minus b ning kvadrati formulasidan foydalandik. Teng 30 ga teng 30 ning kvadrati. Shunday qilib berilgan ifoda 30 ga teng bo'ldi. Endi ushbu ifodani hisoblaymiz. Ayrim hollarda quyidagicha xatolar uchrab turadi. Masalan, mana buni teng pi taqsim 2 minus ildiz ostida 3 deb yozishadi. Albatta bu xato bunga teng emas. Chunki biz buni bu sonni musbat yoki manfiyligini tekshirishimiz kerak. Nima uchun bu xato? Chunki bu son manfiy. Pi taxminan 3/100 dan 14 ga teng. Pi taqsim 2. Bu sonni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1.10 deb boshlanadi. Ildiz ostida 3 esa 1.7 va hokazo. Demak pi taqsim 2 ildiz ostida 3 dan kichik ekan. Pi taqsim 2
izos da 3'ten küçük. Şu sebebi bu san manfi. Şu sebebi bu manfi boliyatta ayırma. Ha, bu ildizden manfi san çıkmaydı. Ya da çıkartıken son musibatı buluş gerek. Ha, aslında ise bu san ildiz ostuzda 3 minus pi taksi 2'ye teyim. Yani bunun kvadratı 2'ye teyim. Şu bulan bir yerde bu musibat son. Bu düşünündeyim. Bana ben hesaplaşmamız mümkün. Pi taksi 3 ildiz ostuzda 2'den küçük. Bu yerden ildiz ostuzda 2 minus pi taksi 3 çıkardı. Yani keyingi sonu görebilen olsak. İlzostdagi ifodani İlzostda 2 qo'shib İlzostda 3 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. İldizdan İlzostda 2 qo'shib İlzostda 3 chiqadi. Demak, mana bu oxirgi ifoda bunga teng. Endi hosil bo'lgan ifodani soddalashtiramiz. İldiz ostuda 3, minus ildiz ostuda 3. Parantezini kapatalım. İldiz ostuda 2, minus ildiz ostuda 2. Parantezini kapatalım. Şunday kalıp, minus pi taksim 2, minus pi taksim 3 kaldı. Deyim. Minus, umumi mahraç 6, 3, ya da 2, demek 1 pi. Şimdi kalıp cevap minus 5 pi taksim 6.